Oğlum, Salih'im, çok yoruldum. Biraz dinlen istersen ha? Anacığım, sen beni 9 ay taşıdın da bir kere sesini çıkardın mı? Oğlum, ikisi bir mi? Sen el kadar bebeydin, ben koca insan. Dur azıcık, soluklan. Dur, dur, otur şuraya. Bak, hadi. Duruyorum ama sen benden daha çok yorulduğun için. Zaten bir şey kalmadı ki. Tahta köprüyü de geçtik miydi, köydeyiz inşallah. Bizim de imtihanımız buymuş demek ki. 2 tane sakat bacak. Veterin veteri var anacığım. Öyle öyle. Güzel Allah'ın bir nimeti aldı mı yerine daha iyisini veriyor. Bacaklarımı aldı ama senin gibi bir evlat verdim. Allah senden razı olsun Salih'im. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Ah anacığım. Keşke okuyup doktor çıkaydım da sana esastan bir faydam olaydı. Elhamdülillah. Doktor olamadın ama bak anacığını sırtında doktorlara götürüp getiriyorsun. İnşallah torunun doktor olacak anacığım. İnşallah oğlum, inşallah. Hadi bakalım. Az bir yolumuz kaldı. Dayan. Ali, yaptın mı sana verdiğim ödevleri? Toplamaları, çıkarmaları, he? Peki Karagöz sana yardım etti mi? İkinize de aferin. Bugün gel de yeni konuya geçelim. Tamam? Helal olsun oğlum. Şu dilsiz oğlana da okuma yazma öğrettin ya Salih. Oğlan konuşamıyor diye, okuyamayacak da değil ya anacığım. Maşallah, çok da akıllı. Belki o da doktor olur. Melek? Melek ne yapıyorsun sen orada? Hoş geldiniz. Salih, ne dedi doktorlar? İyi. Yeni ilaçlar verdiler. Ama sen niye bu odunları taşıyorsun ki Melek? Bırak sen. Böyle ağır işleri ben yaparım. Ah be Salih'im. Sen de hangi birine yetişeceksin? Yetişebildiğimiz kadarını artık. Allah büyük. Hadi geç. Dinlen sen. Yorma kendini. Oğlumuzun başına bir şey geleceğinden mi korkuyorsun? Oğlumuz deme Melek. Allah ne yazdıysa o. Sağlıklı olsun da. Senin gibi bir aslan parçasının yavrusu sağlıklı olmaz mı yavrum? Allah neyi takdir ederse ana. Hikmetinden sual olunmaz. Hem o neylerse güzel eyler. Anacığım benim üzerimi değiştirip değirmene gitmem lazım. Az bir iş kaldı. Onu da bitireyim ki unu toptancıya satayım. Peki evladım. Allah kolaylık versin. Hoş geldin Rüstem'a. Hoş bulduk. Para hazır mı Salih? Hayırdır? Ne parası Rüstem'a? Yoksa deli gibi çalışıp durmaktan babanın borçlarını unuttun mu Salih? He? Estağfurullah. Rahmetli babamın borcu benim de borcum. Ama bu ay ödemem yok ki benim. Bir ay sonra değil mi? Hayır değil. Vay. Ama Rüstem ağa, daha geçen ay ödedim. Sana 2 ayda bir ödemiyor muyum? Durumları biliyorsun Salih.
Memleketin hali hiç de iyi değil. Bu yüzden anlaşmamızı mı değiştiriyorsun? Anlaşmayı değiştirmiyorum. Sadece hakkıma sahip çıkıyorum. Gelecek ay ödeyeceğim parayı bu ay ödeyeceksin. Yani yarın. Yoksa senetleri unut. Hadi, kolay gelsin. Selamun aleyküm melek. Ve aleyküm selam. Salih yok mu? Değirmende olacaktı. Oradan geliyorum. Değirmende yok. Allah Allah. İstersen gel gidip bakalım bir ikimiz. Niye seninle gelecekmişim? Hayır canım. Daha önce hiç aile yürümemişsindir. Hani merak ediyorsundur aile yürümek nasıl bir duygudur diye. Ağam var git. Ben bilmiyorum Salih nerede. Geldiğinde söylerim. Tamam gidiyorum. Yeter ki sen canını sıkma. Fakat kimi kimin toprağından kovduğuna da dikkat et. İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bugün 12 Temmuz 1974 Cuma, saat 20. Şimdi haberleri veriyoruz. Başbakan Bülent Ecevit bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs'ta her zaman barıştan yana olan şartlı özveriye ihtiyaç olduğunu söyleyen Başbakan, Türk tarafının bu özveriye her zaman hazır olduğunu ancak hassasiyetin iki taraflı olması gerektiğini belirtti. Öte yandan Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Konseyi, Yunanistan, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne uyarı mesajları gönderildi. Daha önce Yunanistan'a da değiştirme birliğini zamanından önce yola çıkarmaması için... Oh! Amma acıkmışız. Anne? Ne oldu? Melek? Bir şeye mi üzüldünüz? Hiç. Hiç değil, var bir şey. Rüstem Ağa geldi de bugün ileri geri konuştu. Nasıl yani? Burasının kimin toprağı olduğunu bilecekmişiz. Burası babamızın toprağı elhamdülillah. Sadece Rüstem'e borçluyuz biraz. Hepsi bu. Bu borç ne zaman bitecek Salih'im? Bunu aldık artık. Bir seneye bitecek inşallah Melek. Biraz daha sıkacağız dişimizi. Üzülmeyin. Önümüzdeki ay daha çok çalışırım. Allah'ın izniyle ben sizin muhtaç kalmanıza müsaade eder miyim hiç? Aynı baban gibi yiğit bir adam oldun oğlum sen. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Amin anacığım, amin. Hayırdır inşallah. Bu saatte kim ola ki? Korkma ana. Kapı çaldı sadece. Ne bileyim. Ürperdim öyle birden. Selamun aleyküm. Ooo be aleyküm selam muhtar. Geç hele otur yemek yiyelim. Yok sağ ol. Afiyet olsun ben yemesem. Hayırdır? Ne oldu muhtar? Allah Allah bizi de meraklandırmak istersin muhtar dayı? Seni askere çağırıyorlar zaten. Ne? Ama askerliğini yaptı bitirdi çok şükür. Biliyorum. Recep de yapmıştı. Recep'i de mi çağırıyorlar? Evet, bizim köyden sadece iki kişi. Bir yanlışlık olması gerekiyor. Hayır, yanlışlık yok. Recep'in de benim de ayrı ayrı uzmanlığımız var. Herhalde ihtiyaç hasıl oldu. Uzman askerleri geri çağırıyorlar. Zaman zaman yapılan bir şey bu. Ne yani? Şimdi bir kere daha mı askerlik yapacaksın? 1000 kere çağırsalar 1000 kere yapacağım Allah'ın izniyle Melek. Peki biz ne olacağız Salih'im? Bize kim bakacak? Telaşlanma anacığım. Her zorlukta bir kolaylık vardır. Doğru söyler Salih. Ah.
Karagöz? Karagöz sen misin? Kim getirdi koydu seni oraya? He? Ali mi? Peki nerede o kerata? Ali! 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 Karagöz. Bekle Karagöz, kurtaracağım seni. Senin ne işin vardı orada Karagöz ha? Neyse kurtuldun. Allah! Ceket nerede? Paralar ceketteydi. Karagöz! Ceket nerede? Neyse. Giden gitti. Vardır bir hikmeti. Dövünmeye değmez Karagöz. Ceket de para da gitti ama sen kurtuldun. Buna da şükür. Ne yapalım? Şimdi ne yapacağız onu düşünelim ha? Nasıl vereceğiz Rüstem Ağa'nın parasını? Söyle bakalım, senin bir bildiğin vardır. Karagöz, nereye geldik? Çok mu yürüdük? O da ne? Bu adam da kim? Siz ne yapıyorsunuz böyle? Esere değil, tesir edene bakmak lazım. Sanata takılmadan sanatkâra nazar kılmak gerekir. İyi ama nasıl bir şey o? Bu gördüklerim nedir? İnsan Rabbi hakkında hüsnü zan edip rahmetinin erginliğini göz önünde tutarak
öylesine ruhani bir sevince ulaşır ki o anda cisim giyer varlık, her taraf manevi bir cennet olur. Bu nasıl bir sevinçtir? Neden bastığınız yerler adeta cennet gibi hayat bulup dirilmektedir? Allah'ın eserlerinin çehresinde isimlerine ulaşmaktır bu. Allah'ın isimlerinin tecelli ikliminde dolaşmak, sıfatlarını soluklamaktır. Hele bir de bu isimlerin varlıkla ilgili noktalarını anlamaya çalışarak bakabilirsen, zevkin hayret boyutuna ulaşırsın. Neyi zevk etmek? Nasıl bir zevk bu? Bu kelimelerin tanımlayamadığı, tasvir edemediği bir zevktir. Burayı ancak çok özel yiğitler anlayıp duyabilirler. O yiğitler kimlerdir? Onlar damlayken derya olmasını bilenlerdir. Zerreyken yıldızların, galaksilerin kol gerdiği iklimlerde dolaşanlardır. En önemlisi kendileri bir hiç oldukları halde bir santral gibi bütün varlığın özüyle, gayesiyle iç içe yaşayanlardır. Nasıl olunur böyle yiğit? Gezip dolaştığı her yerde ya hay deyip, şevklenip, şükür içinde coşarak ulaşılır o makama. Ben de ulaşabilir miyim o makama? Bu hal uzundur, menzili çoktur, derin sular vardır. Katlanabilir misin? Katlanırım. Makama gidiş, mekan ötesi zaman üstüdür. Yolun çilesine dayanabilir misin? Dayanırım inşallah. Öyleyse hakikat ilmine, irade ve himmet gücüne, ahlak ve karakter sağlamlığına ulaşman gerekecek. Bir de... Evet, bir de. Allah'la beraber olma iştiyakıyla yanıp tutuşacaksın. Yanarken gönlünü gül gülistan etmeyi bileceksin. Daha doğrusu bu iç huzuru, bu sevinci bütün varlığınla duyabilmen için çabalayıp gayret edeceksin. Gayret ederim inşallah. Hay burcunun talibi olurum Allah'ın izniyle. O zaman ruhanilerin uçuşup durduğu bir alana varırsın. Burası tıpkı bir pist gibidir. Sonsuzluğa açılan, ebediyete uzanan bir yükseltiye rastlarsın. Buraya varınca enginleri aramaya başlarsın. Artık yaşaman da, vefatın da apayrı güzelliklere sahne olur. Hele vefatın oradaki hayatına bambaşka bir renk katar. Peki ilk dersin nedir efendim? Gücün yettikçe, nefesin el verdikçe, içten duya duya ya haydi haykır. Duyur sesini, ulaştır gönlünün iniltisini her şeye hayat veren Allah'a. Olur efendim. Yalnız ne kadar söylemem gerekiyor? Allah Allah. Neredesiniz hocam? Hocam? Neredesiniz? Tüh. Kaç kere söylemem gerektiğini öğrenemedim. Gitti Karagöz. Neydi bu gördüklerim? Neyse, vardır bir sebebi. Artık bana durmadan ya hay demek düşer. Hadi gidelim. Seni de eve götüreyim. Ali merak etmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı başladı. Birliklerimiz bu sabahtan itibaren adaya ulaştılar. Gelen ilk haberler olumlu yönde. Bu arada Rauf Dektaş'ın bu sabah yaptığı açıklama şöyle. Türk Silahlı Kuvvetleri şu dakikadan itibaren adanın çeşitli yerlerine çıkmaya ve inmeye başlamıştır. Harekat, bağımsızlığımızın garantisi olarak 1960 anlaşmalarının ana vatanımız Türkiye'ye vermiş olduğu meşru ve hak yetkilere dayanmaktadır. Bu bir ihtilal değildir. Kıbrıs'ın bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü ve güvenliğini yeniden... Kızım Kıbrıs diyorlar, harekat diyorlar. Demek kızım Salih'imi Kıbrıs'a gönderecekler. Anneciğim üzülme, savaş çoktan başlamış. Belki de Salih'in birliğini yedek kuvvet olarak tutacaklar. Ana! Anacığım, işte taze suyunu getirdim derede. Ne suyumuş oğlum o? Yani ana. Dün doktor ilaç vermedi mi sana? He? Hani bu ilacı suya karıştırıp ovacaktık ya ayaklarını. Aman oğlum, akıl mı kaldı bende artık?
Meleğim bir leğen getirsene şurada. Hı-hı. Ağladın mı sen ona? Ne oldu? Yok canım. Ne ağlaması? Ne diye ağlayacakmışım ki? Yine asker ocağına gidiyorum diye ağlıyorsun değil mi? Evet evet onun için ağlıyorsun sen. Ama boşuna ağlıyorsun. Ne yaparsan yap Rabbimin yazdığının önüne geçemeyiz. Emin ol. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Param hazır mı Salih? Maalesef Rüsema. Ne? Ne maalesef? Ne yaptın lan paramı? Rüsema, sana ödeyeceğim parayı kazandım ben. Fakat sonra onu kaybettim. Ne diyorsun be adam? Nasıl kaybettin? Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Parayı kaybettim. Yok. Ne olacak peki? Allah büyük. Bir iki aya kadar ödeyeceğim paranı. Ulan Salih, sen askere gidiyorsun. Benim paramı nasıl ödeyeceksin? Bilmiyorum. Bir yolu bulunur elbet. Bende paran kalmaz merak etme. Ne yolunu bulacaksın lan? Hepiniz böylesiniz işte. Geyli milleti, yalancısınız, hırsızsınız, sahtekarsınız. Alacağım bu evi elinizden. Alacağım. Salih'im, ne oldu para? Ne yaptın? Onu dereye düşürdüm Melek. Ceketimle birlikte gitti, bulamadım. Ağlama Melek. Allah büyüktür. Ama ya sahiden alırsa evimizi elimizden? Allah ne yazdıysa o olur. Sen canını sıkma. Hadi bir şeyler hazırla da yiyelim. Acıktık. Dur, ne oluyor? Salih abi. Bu kuzu süt veriyor Salih abi. Bu kuzu süt veriyor. Şş, Fatma. Bağırma. Ne güzel işte. Ama bu kadar kuzu nasıl süt verir Salih abi? Şaşırdım, korktum. Sütü veren kim? Allah. Yoksa bu kuzunun ne aklı var ki yapabilsin sütü? Demek ki yaptırana bakmak lazım. O açıdan bakınca da kuzu da süt verir koyun da. Bir de böyle şeyleri söylememek lazım. Tamam mı? Tamam tamam. Söylemem Salih abi. Recep. 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 Separa calo. Min mescotonis. Prepinas iso. Imeneos. Salih! Salih!
Ana! Ana! Ana ne oldu? Rüya görmüşüm oğlum. Seni gördüm rüyamda. Hayır olsun anacığım. Sakin ol dur. Su ister misin? Yok yok istemem. Dışarı çıkar beni. Dışarı çıkar. Hemen anacığım. Şimdi daha iyisin değil mi anacığım? Bilmem, anlayamıyorum. Aklım karıştı iyice. Nasıl yani? Yani bir yandan oğlum vatanını savunmaya gidiyor diye böyle göğsüm kabarıyor. Bir yandan da gidip de... Sen aklına başka şeyler getirme anacığım. Hem şehadet şerbeti çok önemli bir nasip. Nerede şehitlik, nerede be? Keşke nasip olsa. Hayırlısı Salih'im. Öyle mübarek bir yere gidiyorsun ki sana gitme diyemiyorum. Keşke elimde olsa da ben de seninle gelebilsem. Gerekirse vatan savunması için sen de geleceksin elbette Meleğim. Ama çok şükür şimdilik buna ihtiyaç yok. Ama hem benim hem de bütün Mehmetçiklerin duaya ihtiyacı var. Burada bol bol dua et bizim için. Ayrıca oğlumuza da iyi bak. Aa, sen de oğlumuz dedin Salih. İçimden öyle geldi Meleğim. Oğlumuz önce Allah'a, sonra sana emanet. Ali, annem de karım da sana emanet. Onlara iyi bakacaksın, tamam mı? Bir de bana sık sık mektup yazacaksın. Artık o kadar okuma yazma biliyorsun, anlaşıldı mı? Hakkınızı helal edin. Helal olsun Salih abi. Hakkını helal et. Tertip, hazır mısın? Evelallah Tertip, her zaman her yerde. Başlamış bulunuyor. Allah milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı olsun. Bu şekilde insanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağınıza inanıyoruz. Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için, yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
Ali, bitirdin mi oğlum mektubunu? Acele et. Muhtar dayı birazdan gelir almaya. Anne. Bir ihtiyacın var mı? Anne. Yok kızım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam muhtar dayı. Ali, hadi ver mektubu. Geldi muhtar dayı. Al muhtar dayı. Hatice kadının durumu iyi değil galiba. Nasıl iyi olsun ki muhtar dayı? Salih şenlik yerine gitmedi ki. Üzmeyin kendinizi, üzmeyin. Allah büyüktür. Herhalde 3 güne kadar ulaşır eline. İnşallah. Bir de Salih'im ulaşsa buraya. İnşallah, inşallah. Merak etmeyin. Hadi kalın sağlıcakla. Rüstem Ağa, hayırdır? Hayırdır, hayır. Ne yaptırıyorsun? Duvar mı? Niye? Niye mi? Şu karnındaki yavru dünyaya gelse, sen en çok onun menfaatini düşünmez misin melek? Düşünürsün öyle değil mi? İşte senin evladın ne kadar değerliyse, benim yaptığım bu işte o kadar değerli. İyi güzel de, bu duvarı buraya yaparsan aşağıdaki değirmenlerin suyu kesilir. Ama su benim tarlamdan geçiyor melek. Suyu istediğim gibi kullanmak benim hakkım. Hem yasal hakkım, hem insanlık hakkım. Ne insanlığı Rüstem Ağa? Senin insanlığın bu mu? Sen bu suyu kesersen bir sürü köylü buğdayını öğütemez, perişan olur. Herkesin un yapmasına gerek yok. Benim yaptığım bütün memlekete yeter. Hadi diyelim ki köylüyü düşünmüyorsun. Kendini de mi düşünmüyorsun bir adam? Sen bizim suyumuzu kesersen biz nasıl çalışıp ödeyeceğiz senin paranı? Uzun ettin be kadın. Ödeyeceksiniz. O sizin borcunuz. Ne yapıp edip ödeyeceksiniz. Ben sizin işinize karışmam. Siz de benim işime karışmayın. Ya da sadece sen karışacaksan, buyur karış, tam karış. Ne diyorsun sen be adam? Bir gün ne dediğimi anlayacaksın da, dilerim o gün çok geç olmaz melek. Salih'im, Salih'im, çabuk dön artık. Nerelerdesin? Ne yapıyorsun acaba? Salih. Recep dur. Komutanım. Komutanım. Söyle Salih. Komutanım bir mayın daha var. Tamam. Hemen imha et. Emredersin komutanım. Recep. Kımıldama sakın. Nefes bile alma. Vay namussuzlar. Ne çok tuzak kurmuşlar. Sabahtan beri kaçıncı bu ya? Recep. Konuşma, söyleme. Kımıldama, sus. Ahmet. Bir taş getir bana. Emredersin çavuş. Recep. Sakin ol. Ayağını kaldırınca 3 saniye içinde patlayacak. Tamam anladım. Anladım. Salih elini çabuk tut biraz. Emredersin komutanım. Getirdim çavuş. Recep bak. Ben taşı bıraktığım anda sen kendini geri atacaksın tamam mı? Tamam. Tamam anladım. Anladım.
taş bize birkaç saniye sağlayacak. Ama yine de mayın patlayacak. Herkes ona göre tedbirini alsın. Herkes geriye. Recep. Efendim. Sen de üç deyince savur kendini. Tamam Salih. Hadi hazır. Üç deyince. Üç. Bir dakika, bir dakika. Üç der demez değil mi? Yoksa dedikten bir nefes sonra mı ha? Der demez. Hadi hazır mısın? Hadi ya Allah. Bir. İki. Üç. Allah. Herkes iyi mi? Emret komutanım. Emret komutanım. Emret komutanım. Emret komutanım. Allah'a şükür bugün de karnımız doyuyor. Bizimkiler ne içiyorlar acaba? Meraklanma. Köy yerinde aç kalmış adam tarihte görülmüş şey mi? Değil mi be Salim? Hiçbir şey yapamadın. Bahçedeki dutu şöyle bir iki silkelersin gene de doyurursun karnını. O kadar. Boşuna kederlenme. Allah büyüktür. Sen bana kederlenme diyorsun ama belli ki sen benden fazla düşünüyorsun köydekileri. Düşünmem mi verecek? Melek nasıl acaba? Yavrumuz ne zaman doğacak? Sağlıklı mı olacak? Anam üzüntüsünden helak olmuştur. Keşke ben de kuş olup uçsam da bir görebilsem onları. Salih Çavuş, komutan seni çağırıyor. Hayırdır inşallah. Salih Demirbolu, emret komutanım. Ah Salih Çavuş, gel. Al bakalım. Bu mektuplar sana. Şu da Recep'in. Sağ ol. Duyduk ki bebek bekliyormuşsun. Evet komutanım. Allah nasip ederse. İnşallah Salih. Bak burada iki haftada çok büyük işler çıkardın. Temizlediğin mayınlar sayesinde epey mesafe kat etmemizi sağladın. Seni ödüllendirmeyi düşünüyorum. Sağ olun komutanım. Gerçi harpteyiz. Savaş zamanı öyle barış zamanındaki gibi izin bizin olmaz. Ama senin yaptığın iş de az iş değil. Ben komutanlarımla konuştum senin için. İstersen üç gün için köyüne gidip gelebilirsin. Sağ olun komutanım. Ama sizleri burada bırakıp gitmeye gönlüm el vermez. Beni yanlış anlamayın. Elbette koca Türk ordusu bu fakire kalmış değil. Benden daha yiğit binlerce asker var burada. Ama müsaade ederseniz arkadaşlarımı bırakıp gitmek istemiyorum. Aferin oğlum. Seninle gurur duydum. Hadi git de mektuplarını oku. Emredersiniz komutanım. Bizimkiler iyiymiş Salih. Kıt kanaat geçinip gidiyoruz diyorlar. Melek de çok iyiymiş. Herkese selam ver. Aleyküm selam. Anam da iyiymiş. Hep beni sayıklıyormuş yalnız. Benim anam da. Asla geri dönemeyeceğimizi düşünüyorlar. Baksana be Salih. Belki de öyle olur ha. Belki de şehitlik kısmet olur bize. İnşallah dilediğin gibi olur kardeşim. İnşallah. Ama ben kendi adıma o kadar büyük bir mükafat hak edecek bir şey yaptığımı sanmıyorum. Allah büyük be Salih. Onun hikmetinden sual olunmaz.
Hiç şüphesiz öyle. Ama şehitlik nerede? Bu fakir nerede vereceğim? Ali'nin yazısına bak. Bazı harfleri hala beceremiyor. Sürekli kuzusundan bahsetmiş. Ne kuzusu? Bir kuzusu var ya onun. Karagöz. Babasını kaybettikten sonra o kuzuya taktı kafayı. Nereye giderse onunla gidiyor. Kardeşi zannediyor kuzuyu. Recep! Dikkat et! Salih dikkat et! Anne, ben de gördüm. Ben de hep Salih'i görüp duruyorum. Merak etme. Bir şey olduğundan değil. Hep onu düşündüğümüz için. Oğlum. 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 Salih. Allah'ım. Allah'ım. Oğlum, Salih'im. Oğlum. Salih, nasılsın oğlum? Sağ olun komutanım, iyi. Sen nasılsın Recep? Sağ olun komutanım, daha iyi olacağım inşallah. Ne güzel. Gazi oldunuz. Hayatınız boyunca taşıyacağınız bir şeref. Çok şükür komutanım. Çocuklar, hem dün gece bize yapılan saldırıya karşılık vermek, hem de arkamızdan gelen birliklere yol açıp kesin zafere ulaşmak için bir harekata başlayacağız. Bu harekatı direkt düşmanın ağır silahlarına yönelik olarak nokta saldırılar şeklinde organize edeceğiz. Bundan dolayı da iki tane gönüllüye ihtiyacım var. Hanginiz gönüllü olacak? Ben gönüllüyüm komutanım. Ben de gönüllüyüm komutanım. Salih, oğlum, cesaretine hayranım. Fakat yaran hafif bir yara değil. Komutanım, benim rahmetli babama verdiğim bir söz var. Eğer millet namına bir külfet söz konusu olursa çekinmeyin. Ücret dağıtılırken geri dur. Baba vasiyet. Göreve talibim ben. Kırmayın beni komutanım. Peki Salih. Hazırlanın öyleyse. Öyle bir laf ettin ki başka çare yok. Siz gidiyorsunuz. Emredersiniz komutanım. Dikkat et. Süpermen. Gidelim. Salih.
Oradalar. Geliyorum. Ben üç deyince iki ayrı koldan kalkıp koşuyoruz. Emredersin komutan. Recep, beni yalnız bırakmadın. Allah razı olsun senden. Hakkını helal et. Helal olsun. Üzerinde ne hakkım varsa gani gani helal olsun. Şehitlik istiyordum. İnşallah Allah kısmet eder sana Recep. Hadi o zaman başlıyoruz. Ya Allah, bismillah. Bir, iki, üç. Anne! Anneciğim! Kıbrıs Barış Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından Kuzey Kıbrıs'ta tam bir huzur ortamı egemen oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki hakimiyeti tamamen sağlamış durumda. 15 gün öncesine kadar süren münferit Rum saldırıları da artık tamamen kırıldı. Savaş biteli neredeyse bir ay olacak. Salih'ten hala bir haber yok. Ne anacığının öldüğünü haber verebildim, ne de oğlumuzu doğduğunu. Sence de Salih gelecek mi Ali? Sen de ne desem evet diyorsun be Ali. Gelecekse hani nerede, gelse ya. Salih? Merhaba Melek. Buyur Rüstem Ağa. Ne istiyorsun? Bebeğin hayırlı olsun Melek. Maşallah oğlan doğurmuşsun. Bize kısmet olmadı. Buyur Ağa. Ne diyeceksen de. Ne diyeceğimi biliyorsun Melek. Şu senet meselesi. İkincisinin zamanı geldi geçti bile. Paramız yok bizim. Salih daha dönmedi. Ben de Yusuf'u bırakıp çıkamıyorum. Belki Salih hiç dönmez. İstersen al bebeği, bizde gel, daha rahat edersin. Ne diyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Git evimden, git! Melek, hata yapıyorsun. Burası bir süre sonra senin evin olmayacak. Gel götüreyim seni bize. Burayı boş ver. Yırtalım senetleri falan. Ha? Ve git! Ne oluyor ulan? Ver lan şunu bana. Ulan ben senin... Git ulan buradan. Başlarım şimdi sana da, kuzuna da. Kaybol! Ben teklifimi yaptım. Sen benim ne dediğimi anladın. Ya kabul et ya da bir hafta içinde bir yolunu bulup getir benim paramı. Yoksa bu evi yıkarım. Salih'im. Salih'im neredesin? Thank you.
Salih? Salih? Allah'ım, rüya mı bu? Burada mısın gerçekten? Geldin mi Salih'im? Gerçekten burada mısın? Gerçekten burada mısın? Öyle korktum ki sana bir şey olacak diye. Öyle korktum ki. Olan her şey Allah'ın dileğiyledir melek. Allah'ın dilediği bir şeyin sonucundan kul niye korksun? Mektubumu aldın mı Salih? Oğlumuzun doğduğunu müjdelemiştim sana. Senden cevap gelmeyince başına bir hal geldi diye öyle korktum ki. Yusuf. Ama Salih, oğlumuzun adını nasıl biliyorsun? Ben annemi bir göreyim melek. Salih, annemi kaybettik. Biliyorum melek. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hayat da Allah'tan, ölüm de Allah'tan. Dilerim Rabbimden seni hoşnut edebilmişimdir. Üzerimde hak bırakmamışımdır. Sen de bana hakkını helal et anacığım. Dünyada nasip bu kadarmış. Rabbim bizi ukbada birleştirsin. Peygamber Efendimizin sancağı altında buluştursun. Salih'im hoş geldin. Gel, sana sofra hazırladım. Oralarda aç bir ilaç kaldın. Koyuyorum çayını. Aç değilim melek. Bir an evvel çalışmaya başlamak istiyorum. Olur mu öyle şey Salih? Biraz dinlen. Değirmen kaçmıyor ya. Başlarsın yarın öbür gün. Olmaz. Hemen başlamam lazım. Vakit az. Borç çok. Yoksa geri mi döneceksin Salih? Yoksa bitmedi mi bu iş? Neyin vakti az? Ya Yusuf ne olacak? Kaç Salih, kaç. Gitme, biz de kötü durumdayız. Bizim de sana ihtiyacımız var, ne olur gitme. Allah'ın vaadi haktır melek. Ondan kaçamazsın. Ayrıca verilen söz sorumluluk gerektirir. Öyle ya da böyle. Rüstem'e bir borcumuz var. Ve biz ödeyeceğimize söz verdik. Çalışmam gerek. Allah'tan korkmasam çifteyi alıp elime, o Rüstem belasını toptan ortadan kaldıracağım ya. Sabret melek. Birinin yaptığı yanlışlık bizi başka bir yanlışlığa itmesin. Allah adildir. Zulme mühlet verir ama asla ihmal etmez. Affet beni Salih. Affet, haklısın. Tamam, sen git değirmene. Ben yiyecek bir şeyler getiririm sana. Eskisi gibi.
yorulmasaydım buraya kadar. Senin yanına gelmekten, senin için bir şeyler yapmaktan yorulur muyum ben hiç Salih? Hadi yemeğini ye, daha sonra ben de yardım edeceğim sana. Biri sana yardım mı etti yoksa Salih? Bu kadar işi nasıl yaptın bir başına? Allah'ın yardımıyla Melek. Peki bir anda nasıl elinden çıkartacaksın bunları? Daha önce nasıl satıyorsam yine öyle. Kasabaya mı? Nasıl taşırsın bu kadar şeyi kasabaya? Allah bir sebep lütfeder, taşırım Melek. Eğer bunların hepsini gerçekten satabilirsen, Rüstem'e olan bütün borcumuzu öderiz Salih. İnşallah. Salih, bak. Recep'e bir şey oldu da bana mı söylemiyorsun sen üzülmeyeyim diye? Kimse Allah'ın takdirinin dışına çıkamaz. Yoksa Recep öldü mü Salih? Hayır. Recep iyi. Gazi oldu. Yakında döner. Benim çalışmam lazım. Babamız da geldi Yusuf'um Allah'a şükür. Ah ben senin o güzel ellerini severim canım yavrum benim. Muhtar dayı ne dikiliyorsun orada? Gelsene böyle. Allah'ım sen bana güç ver ya Rabbim. Çocuğu bıraksaydın ya evde kızım bu havada. Bir şeycik olmaz benim Yusuf'uma. Babası burada ya. Ne dedin sen? Salih sana uğramadı mı? O ne muhtar dayı? Yok. Kötü haber değil inşallah. Yok yok öyle bir şey değil. Öyle kağıt işte. Ne? Kuzum yok. Nerede peki? Kim almış seni kuzum? Ya Melek! Sen herkese geldi geldi diyorsun ama Salih'i biz de göremedik daha ortalarda. Değirmende çalışıyor. Paraların birikiyor. Yakında vereceğiz hepsini. Melek! Bak iyice hastalanmaya başladın sen. Bırak bu işleri. Sana son kez söylüyorum. Gel benim evime. Nikahımı alayım seni. Gül gibi geçinip gidelim kız. Ulan delirme çocuk. Hadi. Hadi. Kuzum nerede? Yok mu oldu? Söyle de o saldırsın bana. 2 gün. Son 2 gün. Ya sen gel ya da parayı getir. Ya da çık git evimden. Dur Ali.
Ne yapıyorsun lan? Ne o tüfek? Oğlum dur. Dur saçmalama. Melek mi gönderdi seni? Ben ona kötü bir şey söylemedim ki. Sen yanlış anladın beni. Ha, anladım. Baban için öfkeleniyorsun sen. Ama ben ona kötü bir şey yapmadım ki. O aldığı borcu ödemeye çalışırken öldü. Kendi öldü. Ben öldürmedim. Sersem çocuk. Salih, yine bu saate kadar çalıştın mı? İyi ki geri döndün Salih. Tam zamanında döndün. Eğer gelmeseydin evimizden de olabilirdik. Ama en çok da Rüstem'den kurtulduğuma seviniyorum. Elinden gelen ne kadar kötülük varsa hepsini yaptı. En sonunda şu duvar meselesi. Evet, duvar. Ne duvarı o? Derenin suyunu olduğu gibi kendi değirmenine çekmeye çalışıyor Salih. Bizim suyumuzu kesmeye çalışıyor. Fakat hiç kimseyi dinlemiyor. Çünkü kanunlar da ondan yanaymış. Sen yatmayacak mısın Salih? Benim biraz işim var. Hadi sen uyu. Oğlum, inşallah yaşadığın süre içinde hak ölçüsünden dışarıya çıkmayasın. Fakiri, mazlumu, yolda kalmışı ve yakın akrabayı gözetesin. Alemin mürekkebi şehidin kanından evladır. Çok okuyup ilimde çok ilerleyesin. Ne olursa olsun adaleti elden bırakmayasın. Rabbim sana eşyayı olduğu gibi görmek ihsan etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor Hüsema? Ne yaptınız ulan? Niye yıktınız duvarımı? Ne duvarı? Yıkmadık biz senin duvarını. O zaman ne işi var balyozunuzun orada? Ne balyozu? Yürü. Yürü benimle. Yusuf'a göz kulak ol Ali. Aha işte duvar. Kim yaptı bunu? Ben mi? Bilmiyorum vallahi. Bilmiyorum. Ben yapmadım. O zaman bunun burada ne işi var? Salih,
Ne Salih'i be? Ben bilmem Salih Malik. Parasını vereceksin bu duvarın. Vereceksin. Bitti. Salih. Salih neredesin Salih? Salih. Salih. Vay Recep'im benim be. Aslan Recep'im. Aslanlar gibi gitti, aslanlar gibi geldi maşallah. Boş versene muhtar. Çolağım ben artık. Çolak aslanı kim ne yapacak ha? Ne çolağı be oğlum? Gazisin sen maşallah. Gazi, köyümüzün medarı iftarısın sen. Aa, Recep. Recep, hoş geldin Recep. Hoş gördük Melek bacım. Sonunda geldin çok şükür. Hepimizin gözü aydın. Salih senin iyi olduğunu söylemişti zaten bana. Görüştü mü Salih'le? Efendim? Salih'i gördün mü diyorum. Sabahtan beri arıyorum, yok ortada. Belki senin yanına gelmiştir dedim. Nasıl sabahtan beri yok? Muhtar dayı, sen gördün mü Salih'i peki? Uğradı mı bugün sana? Kızım muhtar, Melek bacım ne diyor böyle? Kızım, Melek kızım, güzel kızım. Salih... Evet. Salih nasıl gelsin kızım? Rabbim Salih'e şehadet nasip etti ya. Ne? Ben bu kolumu kaybettiğim saldırıda düşmanın üzerine beraber yürüyorduk bacım. Ama nasıl saldırıyordu bir görsen. Sanki 10 kişi birdenmiş gibi. Salih kollarımda teslim etti canım. Ama en sonunda senden bahsetti. Doğacak yavrusundan. Neler saçmalıyorsunuz siz be? Salih burada 2 haftadan beri. Birlikte çalışıyoruz. Bacım. Bacım. Kızım. Al bunları. Recep getirdi şimdi. Bunlar. Bunlar Salih'imin. Hayır. Salih burada. Ölmedi. Burada o. Salih şehit oldu kızım. Artık burada değil. Allah onun ömrünü oğluna bağışlasın inşallah. Hayır burada o. Salih'im burada. Gitmedi. Kızım. Gitmedi. Salih'im ölmedi. Salih burada. Kızım. Ölmedi o. Ölmedi anlıyor musun? Ölmedi burada. Allah burada. Salih. Burada Salih'im. Ölmedi o. Benim. Ölmedi. Yapma burada. Yapma. Salih burada. 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 Burada o. Burada. Salih. Ya muhtar ya. Şikayetçiyim arkadaş bunlardan ya. Duvarımı yıktılar, paramı ödemiyorlar. Salih, Salih'im ne oldu sana? Salih! İşte, işte bakın, balyoz. Bir de ben yapmadım diyorlar. Bu benim balyozum değil ki. Bu Salih'in balyozu. İşte, bal gibi onlar yapmış. Ama kim yapmışsa iyi yapmış. Millet değirmenini nasıl çalıştıracağını bilemiyor. Ya herkes aynı şeyi söylüyor. Burası benim tarlam. Ne istersem onu yaparım. Onlar benim borcumu versinler. Melek! Melek neredesiniz kardeşim? Paramı verin ya! Kimse engelleyemez beni paramı almaktan. Rüstem Ağa! Al sana para. Hem bütün borcumuzu öder, hem de bu pis duvarını da onarır. Bunlar Salih'imin ayak izleri. Salih.
kızım. Kocan bir şehit. Bence artık onu beklemek yerine onunla övün. Hem onun için hem kendin için bol bol dua et. Oğlunu da bu övüşle yetiştir. Muhtar doğru söylüyor Melek Bacı. Sürekli Salih Salih diyerek onu da makamında rahatsız edersin belki. Bırak o da rahat rahat uyusun. Allah Yağmur! Allah'ım! Yağmur! Sana şükürler olsun. Sonunda başladı mübarek. İyi acaba benziyor. Artık ne duvar dinler bu su ne başka bir şey. Hey gördünüz mü? Allah'ım! Şükürler olsun yarabbim. Ver Allah'ım. Ne güzel. Ver Allah'ım. Ver. Rüstem ağa aslında demin doğru söylüyor. Burası senin tarlan. Ne istersen onu yaparsın. Ama mülk Allah'ın mülkü. O bir şey isterse herkesten daha iyisini yapar. Yağmur.